Kültür Müdürlüğü'nün yine bir ilke imza atıyor. Şöyle ki, Cumhuriyet tarihinde Erzurum'da kültür adına hiç yapılmamış bir çalışmayı başlatıyoruz. Şöyle, kültür envanteri çok büyük bir eksiklikti. Zaman zaman ilim dünyasında, basın dünyasında dile getirilen bir eksiklikti. Bunu hemen Kültür Şube Müdürlüğümüz olarak dikkate aldık. Erzurum'un tüm somut soyut, tüm değerlerini içine alan 7028 maddelik ansiklopedik bir kültür envanteri oluşturuyoruz. Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun önderliğinde yönlendirmesiyle biz bu çalışmaya başladık. Ve bir aydır yaklaşık bu maddeleri tespit ettik. Ve bir komisyon oluşturduk. Bu maddeleri eledik, son haline getirdik. Sonra 10 kişilik bir yayın kuruluşu oluşturduk. Bu işin sonuna kadar bu işi izah edecek. 146 bilim insanı tespit ettik. Yerel ve ulusal. Bunların tamamı Erzurum'u daha önce çalışmış. Erzurum hakkında yazılar yazmış, kitaplar üretmiş insanlardı. Özellikle yerelden tüm bu sahada çalışan arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde en az bir satırla bulunacaklar. Yani ortak bir eserimiz olacak. Biz sadece dizayn edici olacağız. Erzurum'daki yazan, çizen, bu konuda eksiklik hisseden herkesi bu işin içine alacağız. Allah nasip ederse. Ve 4 cilt olarak düşünüyoruz. Yani hedefimiz bu. Artık daha fazla olur bilinmez. Ve yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonrasında bunu üretmek ve son haline getirmek istiyoruz. Bir de ilk baskıda hayalimiz 1000 tane basabilirsek Türkiye'nin tüm kütüphanelerine, tüm üniversitelerine, Erzurum'daki tüm okullara ve Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarına, basın kuruluşlarına birer örnek verebilirsek hedefimiz ilk etapta bu. Ama belki biraz daha bu sayıyı artırıp daha geniş bir alanda belki yurt dışındaki bazı doğu kürsülerine falan gönderme hedefimiz de olabilir. Şimdilik başladık. Bunun tabii ki çalışması var. Sonra bunun toparlanması var, dizgisi var, baskısı var ve sonunda da basıp yayılması var. O aşamaya kadar bu konuyu yine siz değerli basın mensuplarımızla birkaç defa daha mütalaa edeceğiz. Gelişmeleri birkaç ay sonra tekrar neredeyiz, ne aşamadayız, ne yapıyoruz diye tekrar değerlendirip belki yeni bir haber daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ilginiz için.